Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Futbol 2024 Mobile'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, bugün sözleşme kısmından bir tane adaylı sözleşme oyuncu alacağız. Yedek hesabımızda, yan hesabımızdayız. Ve adaylı sözleşmeden aldığımız oyuncuyu deneyeceğiz. Özellikle merak ediyorum. Şöyle sözleşme kısmına gelelim, tamam mı? Özel oyuncu listesine tıklayalım. Şöyle adaylı sözleşmelere geldiğimizde gelelim nerede? Nerede? Evet. Adaylı sözleşme diyelim. 5 yıldızlı Darwin Nunez'i alıp deneyeceğim arkadaşlar. Evet, alalım Darwin Nunez'i. Evet, geliyor. Darwin Nunez'i kadromuza kattık. Şöyle de bir ekran görüntüsünü çekelim. Gayet güzel oldu. Attı diyelim hemen. Hemen Darwin Nunez'in seviyesini yükseltelim arkadaşlar. Takımım diyelim, oyuncular diyelim. Şöyle Darwin Nunez'e uzmanlık aktarımı yapalım. Pardon. Kime uzmanlık aktarımı mıydı ya? Aynen, uzmanlık aktarımı yapacağız. Buradan kimi aktaracağız? Darwin Nunez'e şey aktaralım hemen. Turan'ı aktaralım arkadaşlar. Santrafor'a Darwin Nunez'i koyacağız. Geri kalan da şöyle seviye antrenmanı yapalım. Şeyle basalım. Tamam. DP ile bastık geri kalanını. Şöyle şimdi oyuncu ilerlemesi diyelim. Otomatik dağıt yaptığımızda ofansif farkındalık 90'a kadar çıkabilir. Şimdi top sürmeye vermiş mi? Vermemiş. Yok, top sürmeye vermiş. Top sürmeden alsak olmuyor. 3 tane bir geri koyacağız top sürmeye. 4 tane. Bitiriciliği birazcık daha yükseltsem mi diye düşünüyorum da. Kafa iyi. Falso fena değil. Hızlanma iyi. Hiçbir şekilde bozmadan otomatik dağıttım arkadaşlar Darwin Nunez'i. 95 oldu. Kadroda 98 oluyor muhtemelen. Şöyle kadroya koyalım. Kadrodan bir tane oyuncu eksildi tabi. Şöyle Darwin Nunez'i direkt buraya alalım. Bir tane de şöyle oyuncu koyalım. Sol beki koyalım. Şöyle Danilo'yu koyalım. Renan Lodi'yi koyduk kadroya. Tamam da. Kadro şu şekilde arkadaşlar. Sağ açıkta Cunha, sol açıkta Heung-min Son, santraforda Darwin Nunez. Bakalım şimdi kadrodayken özelliklerine. Ofansif farkındalık 90 oldu. Bitiricilik 87 oldu. Agresiflik 80, defansif katılım 80 oldu. Defansif katılıma neden veriyor? Çünkü agresifliğe vermesi gerektiği için arkadaşlar. Hızlanması iyi, hızlı da fena değil. Şut gücü de iyi, dayanıklılık da iyi. Şimdi umarım yukarı bakar, form derecesi de C'ymiş. Evet, şöyle maç kısmına gelelim arkadaşlar. Ligim etkinliğine tıklayalım. Çünkü neden ligim etkinliği dedim. Ligim etkinliğindeki oyuncuları da alıp kadroya koyacağım arkadaşlar. Böylelikle eksik oyuncuları tamamlamış olacağız. Manchester United takımıyla başla diyelim. Premier Lig'i oynayacağız arkadaşlar. Devam et dedik. İlk rakibimiz Arsenal. Şimdi buradan oyuncu takas edeceğiz arkadaşlar. Puan takas et. Kiralık oyuncular. Şimdi santrafora değil de ofansif orta sahaya bir tane oyuncu alsak mı? Delit var. Stopere lazım mı? Değil. Ofansif orta saha için Nkunku'yu alalım arkadaşlar. Takas edelim. Okey. Şimdi puan takas edelim. Tekrar puan alacağız. Buradan ne alabiliriz? Kondisyon. Kondisyonları alalım. Hem şeyde Darwin Nunez'e C gelmiş. Aşağı bakarsa bile kondisyonla beraber yukarı bakacak. Duran top kullanma, defansif katılım. Duran top kullanmayı da aldık. Gayet güzel. Şimdi geri diyelim. İleri diyelim arkadaşlar. Orta seviye olmasın. Profesyonel olsun. Profesyonel modunda oynayalım. Şimdi. Zico'nun yerine ben mesela şey almak istiyorum. Ama bakamıyoruz değil mi? He, onu ayarlayamıyoruz. Aldığımız oyuncuları boşuna almış olduk. Tamam, böyle oynayalım. Böyle oynayalım. Hatta Zico sol ayaklı ya. O Zico'nun yerine bir tane nasıl yapabiliriz? Neymar'ı alalım. Sonu alalım sol açığa. Gayet güzel oldu. Tamam. İleri diyelim arkadaşlar. Böyle devam edelim. Klasman maçı olacaktım fakat oyuncu eksik olduğunu anladıktan sonra buraya geçtim. Burada da oyuncuları meğersem bir dahaki maçta kullanacakmışız. Şöyle azıcık kısayım. Evet, Darwin Nunez'i kullanacağız, deneyeceğiz. Neymar, Theo Hernandez, Heung-min Son.
Şöyle Nunez'e gelmedi. Jesus'tan alabilir miyiz? Ivan Martin, Bastoni, Theo Hernandez, Neymar. Nerede Darwin Nunez? Sonra deneyelim mi? Deneyemedik. Evet, ayak koydular Nunez'in ilk şutuna. Orta kafa yapalım. Ay, izin vermediler. Allık. Teo Hernandez. Neymar. Var abi. Hadi be, kaçtı. Çalım becerisi var mı? Çift vuruş var. Darwin Nunez. Diaby. Sağ ayak. Basit bir goldü. Amacımız Darwin Nunez'i denemek. Evet. Darwin Nunez ne defansa geliyor ki, ben onu anlamadım. Evet, Bastoni. Ivan Martin. Neymar. Nunez verdi, kaçtı. Çok güzel. Çok uzaklardan Darwin Nunez. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Hızlı bir oyuncu olduğu için direkt aldı topu oyuna. Ceza sahası dışından golünü attı. İkinci yarı orta kafa yapabilirim belki. Bergomi, Messi, Neymar. Darwin'i şöyle uzaklardan kaleye gördüm. Darwin Nunez uzaklardan güzel attı, güzel aldı, attı bak. Kaleci engel olamadı. Güzeldi. Bakalım uzaklardan deneyelim, atabilecek mi? Messi verdi ya bir ye. Rövaşı tattırmaya çalışayım mı Nunez'e? Belki atar. Bergomi. Messi verdi Nunez'e. Uzaklardan Darwin Nunez. Az farklı dışarıda. Dakika 32 arkadaşlar. Gene kaşınıyor bir yerlerim. David Raya kaleci. Arsenal'ın kalecisi. Zinchenko Diaby karşısında. Evet, aldı Havertz'tan. Çok güzel. Nunez vardı, kaçtı. Şöyle vurdurmadı. Gabriel Jesus. Bergomi ver. Oyna şöyle. Tamam. Theo Hernandez. Bastoni Bergomi'ye verdi, kaçtı. Ha, önünde adam var. Declan Rice. Neymar. Dokunamadı. Ödegaard. Diaby girdi araya. Ver pası, çok güzel. Bastoni. Darwin koşuyor. Önünde boş bir şut. Köşeye vuramadım. Köşeye vursaydım daha iyiydi. Bir orta kaldıralım mı? Duran top kullanalım. Ivan Martin. Kalecinin kucağına gitti. Bastoni indir. Theo Hernandez. Emar. Darwin Nunez. Kaleci son anda kornere çaldı. İkinci yarıya geçeceğiz arkadaşlar. Orta kafa yapacağım ikinci yarı. Şöyle ne yapabiliriz? Aynen, Davis alalım şöyle. Cuadrado'yu da şöyle alalım. Zico'yu alalım. Zico nerede? Burada. Gizli forvet ofansif oynayabiliyor mu? Hayır, oynayamıyor. Kimi alalım onun yerine?
Bu arkadaşı alalım. Göbek yapalım. Evet, Musah'ı tamamdır. Devam edelim. Orta kafa yapacağım. Bakalım. Kafa hava hakimiyeti değmemiş Nunez'in. Evet. Aldık, verdik. Oo, acayip kasmaya başladı. Bastoni. Zico'dan güzel Cuadrado'ya. Cuadrado kaldır ortana. Kaldırdı. Darwin Nunez çak kafayı. Darwin Nunez ayak koydu. Bitirdi sonra gene. Gerçekten ben beğendim yani. Hatta şöyle Cuadrado ver kaç. Evet. Ivan Martin. Arkadaş Darwin Nunez'e kaldırdım. Ivan Martin gol attı. O da göbek oyuncusuydu bu arada. Declan Rice. Nunez verdi, kaçtı. Valla maçın ilerleyen dakikalarında kasmaya başladığının farkındayım. Theo Hernandez verdi. Zico ver pasını. Cuadrado'ya çok güzel. Al abi onu. Kaldırdı Nunez'e. Darwin Nunez. Çak kafayı. Darwin Nunez. Kafa golünü de attı. 6-0 yaptık. Yeter gari. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Daha fazla devam etmeye gerek yok. Gördük göreceğimizi, aldık alacağımızı. Çok da güzel bir gol attı Darwin Nunez. Şunu sesini biraz kısayım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Adalet Sözleşmeye ben ana hesabıma eksik diye Kamavinga'yı almıştım. Kamavinga yok diye. Bende Darwin Nunez vardı. Şu an bu hesapta da Darwin Nunez var. Haftanın oyuncuları kartı. Fakat sırf Adalet Sözleşmeden denemek için bu Darwin Nunez'i aldım. Arkadaşlar denedim ve güzel olduğunu fark ettim. Ve bir daha ana hesabımda bunu almadığım için bir tık pişmanlık hissi var. Belki şey yapabilirim. Maç bileti kısmını açıp Darwin Nunez'i alabilirim. Bilmiyorum. Fakat gayet güzel hava hakimiyeti de var. Şut gücü de çok iyi. Güzel bitiriciliği de var. Az önce gördüğünüz uzaklardan çok da güzel bir gol attı. Ben beğendim. Elinizde varsa kullanın. Hala kararsızsanız alacaksanız da alın. Videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.